Evet. Hazır mıyız? Everybody is ready we can start. So hi everyone. Welcome to Galatasaray press conference. First of all we start with our manager Okan Buruk and after we continue with our player Mauro Icardi and after you will ask your questions to both of them. Yes coach what do you want to say about the game? Evet aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok yani iki takım için hatta üçüncü takım da bu maçın sonucuna göre bekliyor. Çok üç takımında da Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansı var. Avrupa Ligi'nde devam etme şansı var veya elenme şansı var. Biz tabii ki amacımız burada kazanmak. Kazanıp Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. O yüzden buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz ne kadar iyi, ne kadar özellikle maç içerisindeki koşu mesafelerine baktığımızda hem koşu mesafesi yüksek hem mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. E, oyunların genelinde aslında e, rakibimiz de e, oynadığı bütün maçlarda bu direnci her takıma karşı gösterdi. Yarın da aynı bu şekilde dirençli bir oyun bekliyoruz. Biz de hem direncimizi hem isteğimizi hem kalitemizi ortaya koyup burada kazanmak istiyoruz. İnşallah günün sonunda e, bu stat bizim için önemli, değerli 2000 yılında burada UEFA kupasını kazanmıştık. Ben de o takımın oyuncularından biriydim ve tekrar burada Galatasaray için bir tarih yazmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz ama maçın ne kadar zor olacağını, ne kadar zor geçeceğini de biliyoruz. Of course, actually there isn't too much to say for both teams. actually three teams are waiting the result of this game all three teams have the possibility to continue in the champions league they have the possibility to continue in european league or get eliminated of course our objective here is to win this game we want to win and continue in the champions league of course for that we have arrived here to win this game our opponent how especially Within the game, uh, the distance of uh, how much they run, uh, when we look at that, they have that distance uh, very high. Also, they are a fighting team, we know that. And in general, uh, about the games, are uh, opponents in every game that they played, uh, their resistance uh, they had shown against all the teams. Uh, tomorrow as well, we expect that uh, they're going to resist, and we will also resist. And with our quality, with uh, our eager spirit, we want to win here. At the end of the day, this stadium is important, valuable uh, stadium. In the year 2000, we had won the UEFA Cup here, and I was one of the uh, players in that team. And again, we want to write history here, and we're going to fight for that again. But we know that uh, this uh, game is going to be very difficult. Yes, tomorrow. <clears throat> Hola a todos. Eh, bueno, como dijo el entrenador, eh, tenemos la, la oportunidad de, de jugar un gran partido, de hacer, un, hacer historia en, en este último tiempo en Galatasaray, poder eh, pasar eh, la fase de grupos y, y es lo que venimos a buscar seguramente. Sabemos del de potencial de este equipo, sabemos que tenemos un todas las, las cualidades para, para poder seguir, como ya demostramos en los partidos que, que vinimos jugando, y, y esperemos que mañana se nos pueda, se nos pueda dar este objetivo y, y poder luchar por esto. hello everyone, uh, uh, as our head coach has said, uh, we have the opportunity to Uh, play a very big game and uh, show ourselves and create a history over here in this uh, last part of Galatasaray And we could uh, qualify for the next stage in the Champions League. And that's what we are going to look for, of course. And our uh, potential in this team, we know, and we know that. Uh, every quality that we have uh, to continue and we have shown this in every game and we show this uh, every time we play and uh, hopefully uh, tomorrow also we will get our objective and we will be uh, fighting for that herkese merhaba ee, hocamızın da söylediği gibi e, bir fırsatımız var şu anda ee, çok büyük bir maç çıkarma fırsatımız var ve e, burada tarih yazma fırsatımız var bu son zamanlarında Galatasaray'ın yazabileceğimiz bir tarih e, gruplardan çıkıp da e, buraya gelip zaten yapmak istediğimiz şey de buydu. E, bu takımın potansiyelini biliyoruz biliyoruz ki e, bizde bütün kalite e, var aradığımız şey istediğimiz her şey var e, zaten oynadığımız maçlarda da e, gördünüz bunu ve umuyoruz ki yarında da e, istediğimiz amaca e, ulaşabileceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz. Ecem Hanım. TV Bu Spor Ecem Dinçkal hocam öncelikle başarılar dilerim. Az önce bu statta tarih yazdığınızdan ve yeniden bir tarih yapma, yazmak istediğinizden bahsettiniz. E, Stattan içeri girdiğinizde neler hissettiniz? E, 23 yıl önce oyuncu olarak bu statta girip e, kupayı kaldırmıştınız. Şimdi ise 23 yıl sonra teknik direktör olarak giriyorsunuz. Hisleriniz neler? Hangisi sizi daha çok heyecanlandırdı? I would like to ask the head coach uh, which is the better feeling uh, 23 years ago you had uh, entered this stadium uh, as a player and right now you are entering as a head coach and uh, what are your feelings uh, how would you compare them? Tabii stada girdik e, direkt buraya geldik heyecanımızı biraz daha az yaşadık ama e, söylemek gerekirse tabii ki şu anda çok daha heyecanlıyım o bir final maçıydı e, futbolcu olarak bulunmak çok farklı ama Teknik adam olarak takımın başında bu maça çıkmak, Şampiyonlar Ligi'nde yürümek, belki takımımızla birlikte tekrardan Avrupa'da bir kupa kazanma hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için de çok heyecanlıyım. Bu maç o anlamda benim için çok önemli, çok değerli. and of course we directly came to this press conference. we couldn't leave our excitement exactly, but if i have to say, i am a lot more excited. the other one was a final game as a player being here was different, but as the head coach being here, walking in this path of champions league and having this dream of winning a cup in europe, we have this. and i'm very excited for that. and this game is very valuable, very important for me in that sense. Emre Bey. Emre Kaplan Aspor öncelikle Mauro'ya sorum olacak ki bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oyunlar ortaya koydu. Bayern Münih maçları, Manchester United maçları. Herkes şunu düşünüyor. Aslında Galatasaray şu ana kadar çok daha farklı bir puanda olabilirdi. Belki şimdiye gruptan bile çıkmış olabilirdi. Onlar takım içerisinde takımın liderlerinden bir tanesi bu durumu nasıl değerlendiriyorlar? Hocam müsaadeniz olursa ardından da size sormak isterim. In this season, uh, Galatasaray has shown uh, very good games and uh, Manchester United games by many games, and everyone uh, thinks this uh, Galatasaray could be in a very different points and could have qualified already from the group stage, and one of the important teams in this uh, group, and uh, how do you evaluate in general the situation uh, for Galatasaray? sí, que, como dije antes, sabemos el potencial que tenemos, sabemos la clase de, de, de jugadores y de equipo que tenemos. Eh, creo que en esta champions league preparamos muy bien los partidos para, para poder afrontar cada equipo con el cual jugamos. demostramos que podemos estar a la altura de cualquier equipo. Eh, lo demostramos tanto en casa como fuera. y, y eso, al final, es lo que, que tenemos que hacer mañana. creo que que preparamos muy bien este partido, sabemos la importancia que tiene, sabemos que, que es un partido de, de vida o muerte porque nos da el, el pase a la siguiente fase y es lo, que, es lo que vinimos a buscar y es lo que queremos todos como jugadores y como, como equipo. Yes, as I have said before, we know what kind of potential we have. We know what class of players we have, what kind of team we have. I think to Champions League, we have prepared very well against any teams that we play against. We have shown that. We can be against any team. We can be head-to-head -head with them uh, when we are playing at home, when we are playing away, and in the end, uh, what we have to do tomorrow is the same thing. Um, we have prepared very well to this uh, game. We know the importance of this uh, game, and um, we know that uh, we need to uh, play to death uh, for this game. And this is uh, what is necessary to go to the next phase. And as a player and as the team, uh, that's what we're gonna uh, fight for. Evet, Önceden söylediğim gibi e, potansiyelimizin farkındayız, e, oyuncularımızın nasıl bir sını, sınıfta olduğunu, nasıl bir seviyede olduğunu, takımımızın ne seviyede olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız e, maçlarda da e, gösteriyoruz ki biz e, karşımıza gelen bütün takımlarla mücadele edebiliyoruz e, ve herkesle e, baş başa e, çekişebiliriz diye düşünüyoruz. Evde de oynasak, deplasmanda da oynasak ve e, yarın da yapmamız gereken şey günün sonunda bu. Ee, çok iyi bir şekilde hazırlandık bu maça ve e, biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz Hocaya da sorun alalım hocam aslında ilk maçtan önce de ve sonrasında da benzer bir atmosfer oldu takım için iki takım için de çok önemli bir maç ama rakip takım teknik direktörü öğlen basın toplantısında yine bu salonda sizin Bayern Münih maçı ile ilgili yaptığınız yorumla ilgili bir saygısızlık yorumunda bulundu tırnak içerisinde. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü ilk maç önü ve sonrasında da Kopenhag cephesinden bu tip açıklamalar gelmişti. Bir yorumunuz olur mu? Uh, this is a similar atmosphere for uh, both of the teams. This is a very important uh, game, but in, at noon uh, in this uh, saloon that we are here, uh, the opponent head coach said that uh, about your comment about the uh, Bayern Munich games, it was uh, disrespectful. Uh, could you um, say um, there are these kind of explanations from the Copenhagen side? Uh, do you have any comment on that? Yaz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce. Aslında 90'lı yıllarda bunlar çok kullanırdı takımı motive etmek için, seyirciyi motive etmek için ama eee against any teams uh, that we play against, we have shown that uh, we can be against any team, we can be head to head with them uh, when we are playing at home when we are playing away and in the end uh, what we have to do tomorrow is the same thing. Um we have prepared very well to this uh, game. We know the importance of this uh, game. And we know that uh, we need to uh, play to death uh, for this game. And, and this is uh, what is necessary to go to the next phase. And as a player and as the team, uh, that's what we're going to uh, fight for. Evet, Önceden söylediğim gibi e, potansiyelimizin farkındayız, e, oyuncularımızın nasıl bir sını, sınıfta olduğunu, nasıl bir seviyede olduğunu, takımımızın ne seviyede olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız e, maçlarda da e, gösteriyoruz ki biz e, karşımıza gelen bütün takımlarla mücadele edebiliyoruz e, ve herkesle e, baş başa e, çekişebiliriz diye düşünüyoruz. Evde de oynasak, deplasmanda da oynasak ve e, yarın da yapmamız gereken şey günün sonunda bu. Ee, çok iyi bir şekilde hazırlandık bu maça ve e, biliyoruz ki bu çok önemli bir e, maç ve ölümüne e, oynamamız gerekecek Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için e, kazanmamız gerekiyor ve biz bunun için geldik buraya oyuncular olarak da e, takım olarak da böyle hissediyoruz Hocaya da sorun alalım Hocam aslında ilk maçtan önce de ve sonrasında da benzer bir atmosfer oldu takım için İki takım için de çok önemli bir maç ama rakip takım teknik direktörü öğlen basın toplantısında yine bu salonda sizin Bayern Münih maçıyla ilgili yaptığınız yorumla ilgili bir saygısızlık yorumunda bulundu tırnak içerisinde. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü ilk maç önü ve sonrasında da Kopenhag cephesinden bu tip açıklamalar gelmişti bir yorumunuz olur mu? Uh, this is a similar atmosphere for uh, both of the teams. This is a very important uh, game, but in, at noon uh, in this uh, saloon that we are here, uh, the opponent head coach said that uh, about your comment about the uh, Bayern Munich games it was uh, disrespectful. Uh, could you uh, say uh, there are these kind of explanations from the Copenhagen side? Uh, do you have any comment on that? Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce. Aslında 90'lı yıllarda bunlar çok kullanırdı. Takımı motive etmek için, seyirciyi motive etmek için. Ama e, benim Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. E, ilk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu ve her grupta her takımı yenebileceklerini zaten söyleyen benim. E, Bayern Münih e, tabii ki benim açıklamamda da Bayern Münih takımının özellikle oyun olarak grubu garantileyen takım olduğu için bir seviye daha altta oynadığını söyleyebilirim. Ama mesela yarın daha başka bir Bayern Münih bekliyorum. Çünkü son maçı 5-1 kaybetti. E, bu maçta daha iyi oynamak zorunda. Daha iyi bir Bayern Münih bekliyorum ama genel olarak açıklamam e, Bayern Münih'in ile ilgili, Kopenhag'la ilgili zaten bir açıklamam olmadığı için e, bir saygısızlık ettiğimi e, düşünmüyorum ve e, çok beğendim. E, mücadele gücü yüksek bir takım. Hep. Onu da söylüyorum zaten. <laughs> It's like uh, in the 90s, um, this was used a lot to motivate the team, to motivate the fans, but, uh for me, against the Copenhagen team, I don't have any kind of disrespect. I think from the first game, after that we have seen they could win against any team in the group, what kind of team they are. I had commented, and in my explanation, especially Bayern Munich team as guaranteeing to qualify from the group, I had said that one level below maybe they could be. But tomorrow, for example, I am expecting a completely different Bayern game because in the league they lost a F.Y. one. Last game and they have to play better but generally about the Bayern Munich game I had explained and I didn't make an explanation about Copenhagen uh, I don't think there's any disrespect but uh, this is a team that I liked a lot and I respect Nevzat Bey please here. first place. Nevzat Demiriyet hocam yarın için başarılar <laughs> Son iki maça baktığımızda Münih'te ve son maçta hakem hataları vardı. E, Orsato atandı. Hakemle ilgili bir e, düşünceniz nedir? Kaygınız var mı? Uh, for tomorrow I wish you success. Uh, Evan will take a look at the last two games and the mini uh, and in the last game uh, there were uh, mistakes by the referees. Orsato is the referee for the tomorrow's game. Uh, do you have any kind of a uh, preoccupy? Um, şey olarak katılıyorum. Son iki maçta hakemlerin kararları hep aleyhimize oldu. Bunu maç öncesi, maç içerisinde de, maç sonu da gördük. Ama şu anda oynanmamış bir maç. Yeni bir hakem ve tabii Avrupa'nın önemli iyi hakemlerinden biri. İtalya'nın en iyi hakemlerinden biri. O yüzden hakeme %100 güveniyoruz bu maçı kaldırabilecek ve İyi yönetcek bir hakem olduğunu düşünüyoruz. Ee, tabii ki adil bir yönetim iki takım için de olacağını umuyorum. Dediğim gibi çok üst seviye bir hakem. Yarın maçta olacak. Of course, uh, the referee decisions uh, have been against us in the previous uh, two games. Uh, within the game, after the game, we have seen that. But right now, uh, there is a game that is not played yet. And uh, another referee is playing, and one of the important, one of the best uh, European referees, and of, also of Italy. And we have 100% confidence in the referee. And he is going to be able to uh, manage uh, this game very well, we expect. and uh, we hope that it will be just for both teams and as I've said a very high level referee will be in the game tomorrow. Buran Can Bey. Ee, iki sorum olacak hem hocaya hem Mauro'ya. Ee, ben de kaldığımız yerden devam edeyim. E, ee, Mauro ile Hakem Orsato arasında e, geçmişten kalan e, bir hadise olduğu bu hafta çok dillendi. Tek maçlık bir olay mıydı yoksa e, kişisel bir problem var mı gerçekten? Uh, to Maru, uh, I would like to ask, um, and then uh, from wherever it is stated, I'm going to continue. <coughs> uh, between the uh, referee Orsato and uh, Mauro, uh, they said that there is an issue in one game. Uh, is it just for one game, or is there a personal problem uh, between you two? Uh, <laughs> <laughs> uh, no, no I don't have any problem with. Con... Con el árbitro, con Orsato. Lo conozco mucho porque estuve muchos años en Italia. Siendo capitán tuve la, la oportunidad de tener mucho trato, sea con él que con, que con todos los árbitros. Y tenemos una buen, muy buena relación. Es más, cada partido que, que juego siempre nos saludamos. Y la verdad que quedó una buena relación con todos los árbitros italianos. Y he visto esto que están diciendo en la, en la prensa, pero creo que fue más el momento de un de un partido o alguna situación en, en general de un partido, no recuerdo cuál, eh, pero no, no hay nada más que esto. Lo conozco muy bien a, a, a Daniele y seguramente si lo pusieron para un partido tan importante como este, para, en un partido de Champions League, es porque está al nivel y seguramente lo, lo podrá demostrar mañana. Benim e, hakemle, orsatoyla hiçbir problemim yok. E, çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca e, e, kaptan olarak orada çok fazla ilişki kurma e, durumum oldu. Birçok hakemle olduğu gibi ve e, çok iyi bir ilişkimiz var bile söyleyebilirim. E, her oynadığım maçta e, selamlaşıyoruz ve e, gerçekten e, iyi bir ilişki e, kurduğumu söyleyebilirim bütün İtalyan hakemlerle. Ve e, basında e, söylendiğini gördüm ben bunun fakat... Yani bir maçta bir anda normal gelişebilen bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında bir detay hatırlamıyorum. Bu hakemi iyi bir şekilde hatırlıyorum ve eminim ki yani zaten bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor bu. Ve eminim ki yarın da bunu gösterecektir. Evet. i have no uh, problem with the uh, referee. Uh, i know him uh, a lot uh, because uh, i have been uh, the captain in italy and i had a lot of uh, opportunity to uh, have this relation with uh, the referees in italy. and we had a very good relation. in every game that uh, i have played, uh, we have uh, saluted each other. and there, were, uh, there was a good uh, relationship with all the italian referees. and i have seen in the press that they have been saying that but uh, in that moment uh, in a game, I think uh, something happened, but I don't uh, remember which one. Uh, but uh, no, there isn't anything uh, different uh, outside of that. Uh, I'm sure that uh, if they have put him uh, as a referee for this type of very important game in Champions League, uh, he's in that level. That's why. And I'm sure that he's going to be able to show that tomorrow. Ee, sayın hocama da şunu soracağım. Bu hafta sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü sizin 23 yıl öncesinden Hacı bile tel gibi gerginken sizin kameraya gülümsemeniz seremonide UEFA finalinde. O anı hatırlıyor musunuz? Ee, o görüntünün bu kadar paylaşılması ilgili ne diyeceksiniz? one of the images in the social media that was shared the most it uh, was 23 years ago uh, uh, your image uh, when even Haji was so nervous and you have been smiling to the cameras do you remember that moment uh, uh, what do you think about that image yani bizim için tabii o dönem hani özgüvenimizin en yükseğe çıktığı dönemdi iyi takımdık, iyi oyunculardık iyi oynuyorduk bu da bizi sahaya rahat çıkmamızı sağlıyordu ben bunu e, oyuncularımda da görüyorum. Onlar da e, bazen maç öncesi e, o gülmeleri, eğlenmeleri e, benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü o özgüveni gösteriyor. Bende de sahada maç öncesi seramide o özgüven vardı aslında. Uh, at that age, uh, of course, uh, we have the highest level of self confidence. Uh, we were good players. We were playing very well. And uh, this uh, helped us in getting relaxed uh, before the game. And I see this in my players as well, uh, and them as well. Uh, before the game, uh, laughing, uh, having fun. Uh, I like that a lot more because that shows that uh, there is uh, this self confidence. And for me as well, uh, I had that self confidence uh, in the ceremony uh, before the game. Yes, please. Um, the FC uh, Copenhagen fans will probably uh, try to disturb you before the match, um, possibly with fireworks at the at the hotel. Maybe you know this from from uh, Turkey. I know from here. Um, yeah. <laughs> um, how do you prepare for for those scenarios? Match day, before, most likely Copenhagen supporters will be disturbed. Most likely, with fireworks. Do you have any preparation for this? <laughs> do, do you have any preparation? I would like to ask you uh, if you have any preparation uh, as a country, <laughs> from no. the police department or? <laughs> I don't. I, I don't think we have uh, any specific, but maybe they can uh, c can copy the the trick from uh, from Turkey. I think <laughs> we've seen that before. <laughs> Bir, bizim bir herhangi bir hazırlığımız yok ama belki de Türkiye'den kaptıkları bir şeydir. Çünkü orada da görmüştük bunu daha evet. önceden. Şöyle ben mesela e, uzun zamandır bunu hiçbir ülkede görmedim. E, sadece bunu burada Kopenhag'da yaşadım. Ben Başakşehir'le buraya maça geldiğimizde e, gece 2-3 gibi oteli hava efşeklerle camları vurdular. Bu hiç görmediğimiz bir şeydi ama ilk defa burada karşıma çıktı. Bir polis de yoktu, bir önlem de alınmadı. O yüzden Yine aynı şeyi bekliyoruz ama bu sefer inşallah önlem alır polisler ee, orada da onları görebiliriz yani bir önlem alındığını görebiliriz ama gelen her takıma bunu yapıyorlar. Ee, bu da tabii ki burada herhalde serbest. Of course, uh, for a long while, I haven't seen this in any country. Uh, only here in Copenhagen, I had lived this when we came here with Pashakshi here uh, to Copenhagen. Around 2-3 a.m., uh, with fireworks, they hit the windows of the hotel. And this was uh, something that we have never, uh, never seen before. But uh, again, we expect the same thing. But uh, this time, hopefully, the police will uh, have uh, precautions and something to prevent. Uh, we can see something to... uh, evade that. Uh, but we think that maybe it's allowed here. Tibet Bey. Tibet TRT Spor. Mauro'ya sormak istiyorum ben de. Icardi eğer gününde ise Galatasaray galibiyete hep bir adım yakın oluyor. E, ligde oynanan bir Beşiktaş derbisi vardı sonrasında bir sakatlık yaşadı. İğneyle sahaya çıktığı maçlar oldu. Ee, Icardi kendi sağlığını, fitliğini, e, maça hazırlığının ne şekilde görüyor? %100 Icardi'yi biz yarın sahada görüyor muyuz? Görecek miyiz? I would like to ask uh, Icardi uh, a question. If Icardi is in his day, uh, his, uh, the victory for Galatasaray is very close. Uh, there was this Besiktas game, and after that he got the injury, but he, with injection he played. About his uh, health, about his uh, 100%. Uh, can we see 100% of Mauro Icardi tomorrow in the game? Bueno, creo que. <laughs> Que al final el fútbol es un equipo de once, no, no solamente juega Mauricardi para Galatasaray. Eh, creo que tenemos que hacer todo un partido increíble, seguramente. Sabemos que el equipo que vamos a enfrentar juega muy bien, ya lo pudimos vivir en, en nuestra casa, eh, hemos visto y preparado el partido. Y sí, como saben, todos ya vengo jugando con, con inyecciones y, y con un problema en el tobillo pero esto no va a impedir que, que mañana pueda estar bien y, y dar lo mejor de mí como como hará cada compañero que que, que estará dentro del campo e, inanıyorum ki yani günün sonunda futbol 11-11 e, oynanıyor yani sadece Maroy Cardi golcerecin oynamıyor e, ve inanıyorum ki Hepimiz çok inanılmaz bir maç yapmalıyız ve bence rakibimizdeki takım çok iyi oynuyor bunu evdeki maçta zaten yaşamıştık. İyi bir şekilde hazırlandık şimdi de maça ve hepimizin bildiği gibi zaten enjeksiyonla oynuyorum ben ve bileğimde bir problem var. E, ama bu e, demek değil ki yarın e, elimden gelen her şeyi yapmayayım veya yüzde yüzümü vermeye çalışmayayım. E, Sağının içerisine giren her oyuncu arkadaşım gibi. Evet, çok soru talebi var ama e, bildiğiniz gibi yarım saat oldu o nedenle bitirmemiz gerekiyor. Son soru Serhan Bey buyurun. Hocam yani için başarılar dilerim. Sizin yazmış olduğunuz tarihi öğrencilerize de yazması dileğiyle. Ben e, özellikle bu sene e, basın toplantılarında çıkardığınız sizinle beraber çıkan oyuncular... And usually uh, in this season, um, the players that came to press conferences with Mr. Uh, had an impact in the next game that they played. And Mario Ricciardi being here, uh, can that signify also that he's going to have a lot of impact in the tomorrow's game, in your opinion? Evet, Aslında demin Mauro da aynı şeyi söyledi. Ee, yani Bu bir takım oyunu. Ee, herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Ee, herkes kendi mevkisine göre oynamak zorunda. Takım için oynamak zorunda. Zaten ondan sonra hem takım başarısı geliyor hem bireysel başarı geliyor. O yüzden Bizim 11 kişinin de yarın en iyisini yapması gerekiyor. O yüzden bütün takımdan yani oyuna girecek oyuncular tabii başlangıç 11'imiz var. Devamındaki oyuncular da girdikten sonra en iyisini yapacak ki yarınki maçı kazanacağız. Bu beklentim var. Bunu antrenmanda gösterler. Maça da aynı beklentiyi bütün takımdan bekliyorum. Uh, this is a uh, teamwork. Uh, in the end, uh, everyone uh, has to do w their responsibility. Uh, everyone, uh, depending on their position, has to play for uh, the team. And after that, the success for the team and success for the individual arrives, and 11 uh, that are going to play uh, has to do everything from the whole team, actually, the players who will enter from the later on. Of course, we have a starting 11, but players who enter later on will do the best, and in the end we will win the game it, that way. This is what uh, I expect, and in the training, they have shown that, and this is my expectation from the team for this coming game.: So our press conference finished, thanks to. all. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepiniz